Arkadaşlar merhabalar. Tampa Bay çalışmaları bitti. Bunun kaydını yapacağız. Başlamadan önce bir takipçimden mesaj gelmişti. Hayri Göre, Hayri Bey, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne kazancından bağış yaptığını söyledi ki ben de gerçekten çok sevindim, mutlu oldum. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Umarım örnek olursunuz. Bu şekilde gideriz diyeyim. Bir de bireysel temel ihtiyaç destek kredisi açıklamıştı hükümetimiz bir ay öncesinden. Hala bir aydır olumlu sonuçlanmayan krediler olduğu bilgisi var. Bende de var. Arkadaşlarda var anladığım kadarıyla, çevremde de var. Biz büyük bir milletiz, büyük bir devletiz, büyük bir Türk devletiyiz arkadaşlar. Köklerimiz çınar ağacı gibidir. Her şeye gücü yeter. Bu milletin bu belalardan kurtulması zor değildir de hükümetimizi üzülüyorum şahsen. Yani insanları bu zor zamanda bu şekilde bir aydır bekletmelerini şahsen üzülüyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Umarım yakın zamanda herkesin kredisi onaylanır. En azından nefes alırız. Bir ay daha sürecek gibi gözüküyor. Evde hapis hayatı yaşıyoruz neredeyse. Umarım herkes işine gücüne, gelirine kavuşur. Yoksa işimiz zor arkadaşlar diyeyim yani. Evet, o sıkıntıları biliyorum. Ev hani altındaki sıkıntıları da biliyorum. Bizler de yaşıyoruz aynı şeyleri. Umarım atlatırız hep beraber. Atlatacağız da çünkü biz güçlü bir milletiz. Güçlü bir devletiz. Bunu da açıklamış olayım. Geliyorum. Birinci koşusuna başlayalım. 1400 metre kum. Bugün yarışlar gene değişti arkadaşlar. Yarışlar değiştiğinde önerdiğim bazı atlar vardı kalite olarak. Çimden kuma dönünce kaliteli atların geri planda kaldığını, yarışlarda olmadığını gördüm. Eğer gene çim kum değişimli olursa tabloyu dikkate almayın, çok fazla faydası olmuyor. Onu fark ediyorum. Yani önerdiğim atlarda ikililere falan girmeyin, üzülüyorum çünkü. Biliyorum içinizde bahis yapan arkadaşlar var. Bu şekilde olmasını da şahsen istemiyorum. Yani çimden kuma değiştiği anda çimci safkanlar kalitede kalıyorlar, yarışta da geri planda kalıyorlar. Ben bunu gördüm. Tek başına tablo yetmiyor. Mutlaka destek almamız lazım, bilgi almamız lazım. Ki TV yorumcuları da bunu fazlasıyla sağlıyorlar. Tavsiyemdir. Sadece tablolardan yola çıkarak büyük rakamlar zaten kesinlikle oynamayın. Tavsiye etmiyorum. Eğlencesi, rahat oynayın bu oyunu. Rahat, yani kumar oynamayın. Rahat oynayın, keyfini çıkarın. En güzel oyun bence bu. 25 yıllık tecrübeden sonuç bu benim gördüğüm. Ne kadar çok istersen o kadar senden uzaklaşıyor altılı ikili. Birinci koçuyla başlıyoruz. Buranın büyük atına 60 kalite puanıyla vermiş olan bir nolu at. Bu yarıştan ben birincilik beklerim arkadaşlar bu attan. Totosu iyi olan, yeşil bölge dediğim kazançta kalmamış ama kalite puanı olarak 60'ı verdi bana. İkinciliği de 9 nolu attan beklentim olur. Yukarıda 59 puanıyla bu iki atı burada değerlendirmeye alabiliriz bu koşu için. Diğerleri artık birbirine yakın atlar çıktılar. Gördüğünüz gibi 51-52 kalite puanı almış olan atlar var. 2 nolu at diğerlerinin bir adım önünde olarak çıktı bende. İki tane birinciliğinden sonra. Bu 9-1 nolu atların dışına, hani bu atlarda koşmayı veriyorlar gösteriyorum ama zannetmiyorum hani bir en azından ikilide kalması gerekir. Çıkarsa da artık 2 sonra da diğer atlar diyeceğim. Ona göre de kararınızı verirsiniz. Benim gördüğüm bu koşuda. Geçiyorum. Şartlı bir satış koşusu. Şartlı statüye sahip. Normalde kazancı olan bölge, yeşil bölgeden getirirler, gelirler. Bakalım yarın ne olacak. Bir numara aşağıdan çıktı. Sürprize çıkar normalde bir numara bu şekilde atlar. Ama fena çıkmadı. Umarım yanıltmaz bizi yarın için. Geçiyorum satış koşusuna. Şartlı bir satış. Dişi yarışı 4 yukarı İngilizler. Buranın da büyük atların tespitini yapalım.
Kazanç bölgesi bayağı yukarıda kalan bir atım var. 8 yaşında dezavantajdır. 8 yaşında atlar 1200'lerde hızlanamıyorlar. Benim gördüğüm bu yarışlarda fark ettiğim. Uzun mesafelerde daha çok söz sahibiler. O yüzden bir nolu atı direkt göz ardı edeceğim bu yarışta. 57 ve 63 kalite puanı alan iki atım var. Yeşil bölgede kalan 4 nolu at benim burada bu yarışta favori atımdır arkadaşlar. 57 kalite puanıyla. Yani yarışta olması gereken atlardan bir tanesi. Bu at olmazsa ne olur'a bakıyorum. Yani çok sürprize çıkacak olan 8 nolu at. Çok at yazan arkadaşlar bu atı ihmal etmesinler. Nadiren geliyorlar böyle atlar. Sürpriz yapıp güzel ganyanla geliyorlar. Noktasında göstermiş olayım. Sonra 5 nolu ata direkt geçerim. 4'ün plasesi 5 olur. 4 koşarsa yarışını kazanır. Plasesi 5. Sürpriz de 8 bu yarışın arkadaşlar. Diğer atları da size bırakırım artık. Yarın AGF'leri ne çıkar bilmiyorum. Üçüncü koşuda 1800 metre çim. İşte bu yarışlardan korkuyorum artık. Kuma alıyorlar. Atlar çıkıyor. Yerine kalan atlar kaliteli bile olsalar çimden kuma dönünce adım atmıyorlar. Üzüyor beni de. Yani sizi de yanlış yönlendirmiş oluyorum ki bu da vebaldir. O vebale girmekte kaçarım her zaman için. İstemediğim şeyler oluveriyor. Ben de kazanç bölgesini işaretini yapayım. Handikap puanı, kalite puanı büyük, handikap puanı da büyük olan 8 nolu at var. Son yarışları kötü olmasına rağmen nokta koyacağım. Sürprizi yapar bu at. Yarın AGF'lerde birinci at çıkmaz büyük bir ihtimalle. Sürpriz yerinde kalsın. 8 nolu at çok at yazan arkadaşlara önerimdir. Bakıyorum kim müsait durumda. 4 yaşıyla 3 nolu at. Son ikinciliğiyle grupta bence söz sahibi olması gereken at 54 kalite puanıyla en azından ikiliden düşmemesi gereken bir at. Yaşı müsait, handikapı müsait, totosu müsait. Umarım yanıltmaz bizi. Güzel bir yarış çıkarır. Olmazsa ne olur sorusuna 3 yaşlı 12 nolu at bunu önerebilirim. Plase olarak önereceğim atlardan bir tanesi. Bakın aşağıda 55 daha tabela yapmamış bir atınız var. Umarım iyi yerden geliyordur ama 3 yaşında 55 kalite puanını aldı. Olabilir. Ve yaşlı atlarımız var. Bakın 4 yaşında atlar. Bu atlara da nokta koyayım. Bunlara da çok at yazan arkadaşlar, sürpriz beklentisi olan arkadaşlar değerlendirmeye alsınlar. Sürpriz çıkartabilirler. Gördüğünüz geliyorlar. Dünkü yarışlarda falan geldiler böyle sürpriz yaptılar. Bilginiz olsun. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ben de çıkan bunlar. Yarın 4 numaralı at favori çıkabilir ama ben de biraz geri planda kaldı. Aynı şekilde 11 numaralı attı. Bu yarış için benim size söyleyeceklerim bunlar. Bu koşu için geçiyorum burayı. Maiden 4. koşudayız. Maiden yarışta normalde direkt atların kazanması gerekir. Dün çimden kuma bir geçti. 5 numaralı at var bir tane. Uncle me orijinli. Tek de verildi. Ben de tek verdim. Handikap yüksek. At kuma bir döndü. Piyasada yok. Tabelası yok. Yani böyle garip şeyler de oluyor bu yarışlarda. Yani o yüzden korkuyoruz da. Kaliteli olarak çıkan atın tabelası yok arkadaşlar. Önermeyeceğim bir nolu atı. Tabelası olmuş. Kazancı yüksek. Handikap puanı da yüksekte kalmış. 3 nolu at. Yarın herhangi bir sıkıntı yaşamazsa yaşı da müsait. Yani bu grubu geçmesi lazım diye tahmin ediyorum. Çok yukarıda değil. Yani 53 kalite puanıyla kaldı. Çok yukarıda değil ama bu grubu da geçmesi lazım artık. Yani bu şekilde söyleyeyim. Yanına kimi yazarız diye bakıyorum. 47-48 yakın atlar çıkıyorlar. Yani sürprize de müsait gözüküyor. Yanına at önermeyeceğim ama en azından 3 nolu atın yarın artık çıkması lazım meydandan diye düşünüyorum. Dolaşmış durmuş tabelalar meydanlarda büyük bir ihtimal. Umarım yanıltmaz bizi. Yanıltırsa da başka türlü şeyler de olabilir. Sürprize çıkabilir bu yarışta. Geçiyorum burayı da. Şartlı bir yarış 1600 metre çim. Buranın da
Umarım çimler çimde koşar. Biz zaten zor programlar, kendi açımdan söyleyeyim. Bilgi eksikliğimiz var. Bir de kum çim değişimleri oluyor. Artık içinden çıkılmaz, tahmin verilmez duruma getiriyorlar. Yani halimizi anlayın. Öyle diyeyim hadi. Böyle zorluyorlar bizi. Kapsın Park'ta bayağı bir foru çıkan bende bir at vardı. Yazık ki gelmedi. Kilide bile kalmadı. Normalde kazanması gereken atlardan biriydi. Ve ben vebalini aldık. Normalde kazanır öyle atlar ama ne yazık ki. Diğer televizyonda verilen yorumlarda Fori geçti gerçi. Yani Fori verilen at geldi. Bizim biraz sürprize çıktı artık. Oluyor arkadaşlar. Böyle şeylerde yaşıyorum. Kalite puanı 66 olan iki tane atım var. Biri ara vermiş. 4 yaşında. Nokta koyacağım sadece. Çok at yazanlar yarıştan çıkmazsa değerlendirin derim. 66 kalite puanıyla 2 nolu at benim yarışta favorim olacak arkadaşlar. Bu at sürprize de çıkabilir. Gelirse de güzel gelir, ganyanı gelir. Başka ne olur? Yukarıda hazır kıta at, 1 nolu at 56 kalite puanıyla biraz olsun yukarıda bu atın plasesi durumda çıkar. Tekrar sürprizi bakın 58 almış olan 2 tane daha at var. 3 nolu at 58 almış 14 nolu at. Bu atlar sürpriz yapacak kapasiteye sahip atlardır bu gruplarda. Çimde kalırlarsa tabii bir de. Bakın buradan kuma dönerse bu yarış, bu kaliteler falan ortadan kalkıyor. İş başka şekle dönüyor. Ben de bulamıyorum zaten, yani gelmiyor atlarda. Umarım yanıltmazlar bizi diyeyim. Tabelada kalması gereken bir atımız daha var. 13 nolu at. Yukarıda Totosu iyi olan 5 yarışıyla gördüğüm kadarıyla gelmiş. Ve sonra 6 nolu at 47 kaliteyi düşürdü. Tabelada iyi gözüküyor ama bence bunlardan sonra gelmeli. Daha çok ön planda önereceğim at. Bu atı da ön plana tutayım. Tabelası güzel çünkü. Dediğim gibi 2 yarıştaki favorim 1 ve 3 plasem durumuna geldiler. Sürprizi 14 ve 12 nolu atlardan beklerim. 13 nolu atta tabelada kalması, hatta birinci olması bile söz konusu. Hazır kıta atlar. 13 ve 1 nolu atlar arkadaşlar. Her zaman için koşar durumda olan atlar. Aynı şekilde 6 da öyledir. 6 kaliteyi düşürüyor iyice. Gittikçe zayıflayacaktır artık. Bir yerden sonra da tabelaya girmemeye başlayacak. 6 gibi atların durumları hep böyledir. Geçiyorum burayı da. Bayağı bir anlattım. Tekrar 6. koşuda satış koşusundayız. Buranın da kaliteli atını bulayım. Çok öyle amşam bir grup gibi gelmedi bana. Yeşil bölgesinde bulalım. Metre şartlı bir yarış. Burada da atlar birbirine yakın çıkıyor arkadaşlar. Yani buranın dengesini kim bozar diye bakıyorum. 5 yaşında yukarıda kalan 48 kalite puanı almış olan atlarımız var. Son yarışı birinci olan 4 nolu at. Normaldir bu atın kazanması diyeceğim ama yakın birbirlerine. Bir birinciliği var. Sonra 8. olmuş. 52 kalite puanı almış. 1 nolu at. Bu iki atı çok at yazıyorsanız bence bulundurun. Tek tercihini kullanabilirsiniz bu atlardan. Grubun biraz üzerinde kaldılar. İkisinden birinin gelmesi gerekir diye tahmin ediyorum bu yarış için. Diğer atları size bırakırım. Görebildiğim kadarıyla atların durumları bu. Geçiyorum burayı da. 1600 metre şartlı bir çim yarışı var. Umarım burası da kuma dönmez. Dönerse olduğu gibi tablo şaşırıyor artık. Bir şey yapamıyor.
fazlasıyla da çıkanat oluyor. Buraya kadar yeşil bölge olarak alayım. ...76-77... Bakın aşağıda 77 kalite puanında kalan atlardan totolar iyi değil. Yalnız bu atlar, hani çok at yazarsanız kuponlarınızda bulunsunuz. Bu atlardan sürpriz geliyor arkadaşlar. Ganyanlı sürpriz biten yarışlar çıkartıyorlar bu atlar. Önermeyeceğim direkt olarak. Göstermiş olayım, hani çok atlar. Benim yazacağım atlar genelde bu atlar oluyorlar. 66 kalite puanıyla iki atım var. Favorim 1 nolu at. 4 yaşında yeşil bölgede kaldı. Hemen plasesi 5 nolu at. Bu iki atı ben ayrımsız yazma taraftarıyım. Tek kullanmak isteyen arkadaşlar için bir ideal bir at gözüküyor. Kullanabilirsiniz. Yarın AGP'si ne çıkar bilmiyorum. Ben 1-5'i burada çok yakın çıktıkları için pek ayrıma taraftarı değilim. Yeşil bölgenin tekrar büyük atı, bakın o da birinci. 7 nolu at. Bu at bu iki attan sonra gelecektir. Benim kanaatim böyle gidiyor. Sonra da diğer atlar. Burada kaliteyi düşürmüş olan 13 nolu at var. Yani yarışlarını kazandı artık. Çok kaliteyi düşürdü. Yani tek kullanmayın 13 nolu atı. Sadece onu önereyim. Gelebilir, yarışını kazanabilir ama kolay kolay da artık gelmiyorlar. Dikkat edin böyle atlara. Zaten tablonun da en büyük faydası bu yönde oluyor. Gelmeyecek atları en azından aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz bu şekilde. Çok kazancı olduğu için kalitesini düşürmemesi gerekir. Düşürmeyen zaten açık yarışlarına gider ya da üst gruplara gider. Bu at burada kaldıysa handikapını, kalitesini düşürmüş oluyor. Handikap puanı bu kadar kazandı. 74 olmaz. Daha yüksek bir handikap olurdu. Temel çıkış sebebimiz de bu zaten. Bakıyorum başka bir şey görebilir miyim diye. Bu kadar at benim için şu an yeterli. Tablonun diğer atlarını siz de çıkartabilirsiniz. Benim gördüğüm bu. Favorim 1. Hemen yanı 5, 1-5. Ya çok yakın çıktılar. 7 bu ikilinin arasına girer. Büyük sürprizde 8-2 ve 14 nolu atlardan beklerim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Tekrar program var. Onu da çalışacağım. Yayınlayacağım. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.